Bizi takip ediyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Takip etmeleri bizi gururlandırıyor, bizi sevindiriyor. Bizi takip etmeye devam etsinler. Yarın bunu kendileri de kendi projeleriymiş gibi sosyal medyada basında paylaşabilirler. Ama bu kredi ofisini ilk biz paylaştık. Çünkü bu benim işim, mesleğim. En iyi bildiğim alan. 7 Eylül'e dönsünler, baksınlar. Mason'un geçmiş dönemde bize devreden manevi mirasını ve tamamlanmamış projelerini sahipleniyoruz. Kısa vadede bu projelerin tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız. Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden değerli projelerdir. Şehrin ekonomisine değer katacak vizyon projelerdir. Tamamlayacağımız bu projeler sırasıyla Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi, Manavgat Üniversitesi'ni kurularak kentimizin bir öğrenci şehri olmasının sağlanması, Selçuklu Kervan Yolu'nun alternatif turizmin hizmetine sunulması, Manavgat'a fuar ve kongre merkezinin kazandırılmasıdır. Kısa vadede bu projeleri hayata geçirmek öncelikli hedeflerimizdir. Uzun vadedeki projelerimiz ise sırasıyla Mavi Masa, Matsu Kredi Ofisi, Matsu Akademi, Girişimcilere Destek, Matsu Avantaj Kart, Tarım 4.0, Dijital Matsu, üyelerimizin ihracatçı sayılması gibi başlıklar halinde bahsettiğim projelerimizi sizlere takdim ettiğimiz broşürde ve detaylı bilgi bir şekilde inceleyebilirsiniz. 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Manavgat olacaktır. Ben ve yol arkadaşlarımın Manavgat iş dünyasına yakışır nitelikte bir kampanya yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Seçimin Manavgat iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Manavgat kamuoyu her şeyin farkında. Her şeyi de net gözlemliyor. Ben takdiri Manavgat kamuoyuna bırakıyorum. Seçim propagandası süresince hep naif olmaya dikkat ettim ve öyle de devam edeceğim. Tüm iş dünyasında da bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı da her birine teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.